gülü. Leden gülü ne işe yarıyor peki hocam? Leden gülünün birçok türü var. Türkiye'nin Ege, Akdeniz, Marmara bölgesinde ormanlarda genellikle çok bulunur. Milyonlarca ton diyebiliriz. Bununla ilgili Alman asıllı doktor Günter Wiese. Alman asıllı Günter Wiese. Alman profesör doktor. Atopik ekzema, yani alerji, kuru, kaşıntılı ekzemaya karşı tedavi denemesi yapmış. Atopik ekzemayı tedavi etmiştir. Evet. Atopik, sulu kabarcıklı kaşıntılı ekzema. Hı hı. Bunun birleşiminde indometasin, fenilbutason gibi iki etken madde var. Bunlar antiviral, antibakteriyel, antimikozik, yani bakteri, virüs ve mantarları yok edici özelliğe sahiptir. Evet. Eskişehir Üniversitesi de bununla ilgili klinik araştırması yapmış. Yapmış olduğu araştırmada gastriti iyileştirdiği belgelemiştir. Gastrite karşı da etkili. Neden? Çünkü bakteri yok ediyor. Evet. Fakat bunun bir de zehirli türü var. Kanada ladengülü ismi. Mor çiçekli. Yani bu nedenle bazıları ben bir şey söylüyorum. Toplayayım. Öyle kolay değil ki. Rastgele hadi git topla. Evet. Şimdi sarı kantorunun 400 çeşidi var. Hangisini toplayacaksın? Tabii bilmezsen, bilmek lazım özellikle onları. Bilmeden olmaz. Tabii. Benzer mi peki birbirlerine? Biraz benzer. Mesela siz nasıl ayırt ediyorsunuz mesela? Biliriz. Şunu mesela yaprağının hafif ezdiğinde içerisinde toplu iğne başı kadar yaprağının üzerinde noktalar olur. Siyah noktalar. Hı hı. Yağ birikintisi olur içerisinde. Hı hı. Hiperisin denen etken madde buradadır. Hı. Onu ancak bilen bilir. O çok inceleyeceksin. Hı. Her bitkinin farklı özelliği vardır. Her bitkiyi tanımak için farklı farklı. Mesela bu Kanada. Peki sizin topladığınız bu bitkileri laboratuvar ortamından geçiriyorsunuz değil mi hocam? İyice araştırıyorsunuz yani. Şimdi köylüler gönderir ya sizi kandırmasınlar sonra. Beni. La. Sizde kandıracak göz var mı yani? Beni kandıracak, bana yanlış bitki gönderecek öyle mi? İnşallah. Hadi bakalım. Bunun Kanada laden gülü zehirli. Bu nedenle yanlış bitki kullanmamak gerekir. Ben bir dostum yıllar önce ben bunu çay içirdim. Dedi ki ya nedir bu laden gülü? Dedi ki. Evet hocam çok kısa bir vaktimiz kaldı. Bizim orada yetişir bu dedi. Ben toplayayım da içeyim. Antalya'ya gitmiş. Hı hı. Dedim dikkat et zehirli olan türü de var. Toplamış içmişler ailece hepsi hastanede olmuş. Dedi ki ya hepimiz ölecektik. Ne oldu zehirli? Neden? Yanlış bitki toplamış. Dedim ki ya bilmediğin bir şey niye gidiyorsun? Kişi bilmediği bir işe girmemeli. Kesinlikle. Yani konunun başında söyledim ya. Kifayetsiz muhteris. Yani hiçbir şey bilmediği halde birçok insan her şeyi bilip her şeyi atlıyor. Evet. Bu nedenle ben bunu 27 yıl araştırdıktan herkes sonra. Herkes kendi işiyle uğraşsa bu kadar çok problem tabii, çıkmaz yani hocam. Bu kitapta binden fazla üniversitenin klinik araştırması var. Evet hocam. Nerede, ne zaman, nasıl yetişir bu bitkiler, hı-hı, özellikleri vesaire vesaire. Evet. Hocam çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık programımıza katıldığınız için. Rica ederim. Salı günü tekrardan birlikte olmak umuduyla diliyorum. İnşallah.